Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni PlayStation Plus'ın kategorilerinin fiyatları belli oldu. PlayStation Plus Essential'da herhangi bir zam yok. Yıllık fiyatı 240 lira ki bu önemli çünkü bir zam olması durumunda bu diğer kategorileri de etkileyecekti. PlayStation Plus Extra yıllık 400 lira. PlayStation Plus Deluxe'un fiyatı da yıllık 460 lira. Şu anda olabilecek en iyi fiyatlar açıkçası. Geçen hafta Instagram story'imde de paylaşmış olduğum fiyatlarla neredeyse aynı. 22 Haziran tarihinde çıkıyor kesin olarak. Gerçi bunu dün paylaşmıştım ama çünkü Avrupa bölgesindeyiz. Avrupa bölgesine 22 Haziran'da geliyor. Şimdi sadece online oyunlar için PlayStation Plus aboneliği almıyorsanız Essential'da kalmanın çok bir mantığı yok diye düşünüyorum. En uygun da PlayStation Plus Extra bence en mantıklı olan. Ama PlayStation Plus Deluxe de fena değil. Çünkü aralarındaki fark çok az. Ve PlayStation 1, PlayStation 2 ve PSP oyunlarıyla ilgilenmiyorsanız dahi demo, deneme sürümleri için düşünülebilir. Ama dediğim gibi yine de ekstra şu anda biraz daha mantıklı. Hiç PlayStation Plus aboneliğiniz yoksa belki 3 aylık bir deneme sürümü mantıklı olabilir. Ama bunun haricinde aylık abonelik ya da 3 aylık abonelikler aslında daha pahalıya gelmiş oluyor. İşte ekstranın belki sadece yaz döneminde değerlendirmek isterseniz 3 aylık abonelik fiyatı 165 lira. Deluxe'un 3 aylık fiyatı da 190 lira. Şimdi bir süredir zaten biliyorsunuz böyle bir servis bekleniyordu işte. Game Pass gibi bir kütüphanenin olduğu bir servis. Şu anda PlayStation Plus Essential'da aylık 2 oyun verilecek ve PlayStation Plus Extra bence PlayStation oyuncularının sorununu büyük oranda çözüyor. Geniş bir kütüphane olacak. Size verilen oyunlardan ziyade siz istemiş olduğunuz oyunları seçebileceksiniz ve fiyat olarak da dediğim gibi olabilecek en uygun fiyatta. Tekrar bir önceki videoda bahsettim. Bugün PlayStation Plus Mayıs ayı oyunları da belli oldu ve görüyorsunuz normalde çok süper olmasa bile iyi bir liste verildiğinde aslında oyuncuların çoğu memnun olabiliyor. FIFA 22 yani önemli bir oyun bence. Yani oyun dünyasının şu anda en önemli oyunlarından bir tanesi. Sevelim sevmeyelim FIFA'nın verilmesi şaşırtıcı ve iyi. Tribes of Midgard ve Curse of the Dead Gods da yine muhteşem değil ama özellikle Curse of the Dead Gods iyi bir oyun bu arada. Eğer Hades tarzında roguelike oyunları seviyorsanız keyif alacağınız bir oyun. Bunun videosu yarın gelecek bir aksilik olmazsa yani Curse of the Dead Gods'la ilgili bir video paylaşacağım. Tribes of Midgard zannedersem şu anda elimde yok. Bir PlayStation Now kütüphanesine bakacağım. Varsa onu çekerim ama yani iyi oyunlar. Curse of the Dead Gods'ı oynadım ve iyi, eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum ve sizin de iyi vakit geçireceğinizi düşünüyorum. Daha da önemlisi single player oyunları hani sadece ben değil gerçekten çoğu oyuncu daha çok seviyor online oyundansa ve online oyun çok fazla verildi üst üste. O yüzden bence buradaki liste önemli. Şimdiye kadar da bu ankette 182 kişi oy kullanmış ve iyi diyenleri çok iyi ile beraber toplarsam da %78'i 182 kişinin şu anda verilen oyunlardan memnun. Normal diyenler de %10, kötü diyen %12 arkadaşlar. Yeni bir döneme geliyoruz. Mayıs ayıyla beraber eski PlayStation Plus dönemi kapanıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.